Benzerlik çalışalım arkadaşlar. Benzerlikle ilgili değişik sorular çözeceğiz, tamam mı? Yaslan arkana. Şimdi ABC dik üçgeni verilsin arkadaşlar. AB dik, AC'dir. Bu üçgenin içinde bir AH yüksekliği yaptık. Buna göre arkadaşlar burası 2, burası 8 iken x nedir? Soru bu. Bu tip soruları şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakınız. Burası alfa, burası beta, burası alfa, burası beta. Evet. Şimdi yıldızlı üçgende x var, 2 var. Şimdi kutulu üçgende x var, 8 var. Yani bir bilinen var, bir bilinmeyen var. O zaman yıldızlı üçgende kutulu üçgen arasında benzerlik çekelim. Tamam mı? Şöyle ki bakınız. Alfanın karşısında x'in, sağdaki üçgende alfanın karşısında 8 oranı, soldaki üçgen, yıldızlı üçgende beta'nın karşısında 2, sağdaki kutulu üçgende beta'nın karşısında x var. X kare eşittir 16, x eşittir 4'tü. Soru bitti arkadaşlar. Benzer bir soru daha çözelim. Bakınız. Gene ABC dik üçgeni verilsin. Tamam. Burada bir diklik de var. Tamam. Burası 4. Burası 2. X nedir arkadaşlar? Soru bu. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın. Burası alfa. Burası beta. Alfa artı beta 90'dır. O zaman yukarısı 90'sa bu yan taraf da alfa olmak zorunda. Çünkü alfa artı beta 90'dı ya. Burası da beta. Şimdi ben yıldızlı üçgenle büyük üçgen arasında benzerlik çekeceğim. Şimdi beta'nın karşısındaki 2'nin büyük üçgende beta'nın karşısında 4. Küçük üçgende, yıldızlı üçgende 90'ın karşısında 4. Büyük üçgende 90'ın karşısında 2 artı x. Buradan sadeleştirme yaparsam, işler dışlar çarpımı yaparsam 1 çarpı 2 artı x. X artı 2'ye eşit. 2 kere 4 8. X eşittir 6 elde edilir. Daha bir de önceki videoları izlerseniz daha hani kolay sizin için, daha rahat edersiniz. Hiç korkmayın. Başka bir soru çözelim. Mesela bakınız. A, B, C, D, E. Şimdi burası 4, burası 12, burası 3, burası X. Evet, bu DE paralel AB olduğuna göre DC uzunluğu yani x nedir? Soru bu. Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar bakınız paralelleri uzatırım. 9. Paralelleri uzattım. Tamam. Şimdi paralelleri uzattım. Keseni uzatıyorum bak. Keseni uzattım. Şimdi arkadaşlar paralelleri uzattıktan sonra kesenleri uzatırım. Kesenleri uzattım. Buna göre bakınız. Buna göre bakınız. Burası mesela alfa ise burası alfadır. Tutuyorum, atıyorumdan dolayı bunlar yöndeş açıdan dolayı alfadır. Şimdi burası beta ise burası betadır. O zaman burası da betadır. Burası da betadır. Burası teta ise ters açıdan burası da tetadır. Evet. Şimdi başlıyorum. Beta'nın karşısındaki 3'ün aşağıdaki üçgende beta'nın karşısında ne var? X. Yukarıdaki üçgende teta'nın karşısında ne var? 4. Aşağıdaki üçgende teta'nın karşısında 12. Burası 1'e 3'tür. 9 eşittir x elde edilir. X eşittir 9 arkadaşlar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Tamam, buna benzer bir örnek daha çözelim arkadaşlar. Mahmut istiyor. Mahmut'u mu kıracağız? Mahmut! Mahmut! Bak şimdi, burası 4, burası 8, burası 6, x nedir? Soru bu. Buraya da e yazalım mı? Şimdi, burada delikanlı, önemli olan
Nereye alfa diyeceğim? Mesela ben buraya alfa desem, bir yer daha alfa. Nereye alfa? C'ye varalım. Mahmut'a soruyorum ben. Ne diyeceğiz? Aferin, çok güzel. Sen bunu söyleyebiliyorsan bir sorun yok. Şimdi arkadaşlar, alfa, beta, burası da betadır, doğru mu? Evet. Şimdi burası tetadır. Teta. Burası da tetadır. Teta. Buralar tamam mı? Şimdi burada alfanın karşısında 6, burada alfanın karşısında x. Burada tetanın karşısında 8. Kız tetanın karşısında tetadır, betanın karşısında betadır. Alfanın karşısında 6, betanın karşısında bir şey yok. Betanın karşısında bir şey yazmıyor, o zaman onları almıyorsun işlemi. Varsa üçlü de yapabilirsin tabii ki yani. Mesela orada şöyle söyleyeyim bak şimdi. Şey de söyleyeyim yani, Beyza istediğini yapabilir şu an, izin veriyorum ona. Çünkü sinirlendi. Siz de Beyza'ya takılmayın yani. Serbest Beyza'ya. Beyza kimsenin kızmaya hakkı yoksa o kadar. Lütfen konuyu da açmayın, konuyu açmayın. Kızım istediğini yap, sen istediğin zaman lavaboya da gidip gelebilirsin, serbest, izin alma sen. Haklısın kızım sen, ben tahmin ediyorum sen neye kızdın. Şimdi bak buraya. Burası x, burası y, burası 6, burası 9, tamam mı? Şurası 3, şurası 12 olsun, tamam mı? X nedir, y nedir? Soruyu anladınız mı? Evet. Tamam. Şimdi soruyu çözelim arkadaşlar hep birlikte. Bakın, bunlar şu paralelleri bir an için uzatayım da açıları iyi görün. Bak şimdi. Yurt kızım, yurt. Şimdi burası alfa, burası alfa, burası beta, burası beta, burası beta. Şimdi burası alfa, burası alfa, burası da teta olsun hani. Şimdi, bak şimdi, alfanın karşısında ne var? Y. Bölü, alfanın karşısında büyük üçgende Y artı 9, evet. Şimdi tetanın karşısında ne var? 3. Büyük üçgende tetanın karşısında 12. Tamam. Şimdi betanın karşısında x, betanın karşısında x artı 6. Doğru mu? Doğru. Tamam. Şimdi burayı nasıl çözeceğiz? Bak, buranın çözülümü de önemli. Dikkat et. Şimdi şu ikisini çözeceğiz evvela. Burası 1'e 4 ya. Evet. İçleri dışları çarpımı yapacağız bu ikisi arasında. 4 kere y, 4 y. 4y eşittir 9 artı y. 3y eşittir 9. Y eşittir 3. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Hocam 3y. Hani y bu tarafa geçerse eksi diye geçiyor. 3y eşittir 9, y eşittir 3. Şimdi bu sefer bu ikisine bakalım. Bak, x artı 6 eşittir 4x. 6 eşittir 3x. X eşittir 2 arkadaşlar. İşte X'i ve Y'yi buldum. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Tamam. Başka bir soru çözelim. Şimdi arkadaşlar bakınız. Başka bir soru çözelim. A, B, C, D, E, 8, 10, x, yedi, 12. Tamam. Şimdi böyle bir şey verirsin. X nedir diye soruluyor. Tamam. Soruyu anladınız. Şimdi hemen çözelim. Bakın, burası alfa ise burası da alfa mıdır? Çünkü eşit verilmiş. Soruda eşit verilmiş. Tamam. O zaman diyorum ki alfanın karşısında 8'in evet, aferin. 10 artı x oranı. Şimdi burada beta var. Burada teta var. O zaman burası olur teta.
Çünkü küçük üçgenin iç açılar toplamı alfa artı beta artı teta 180 ise büyük üçgende alfa, beta, d açısı ancak ancak teta olmak zorunda. Çünkü o da 180 edebilsin. O halde beta'nın karşısında 7'nin beta'nın karşısında 12 oranı. Evet. Şimdi 16, 96 eşittir 7x artı 70. 7x eşittir 16. 70'den çıkartıyor. X eşittir 16 bölü 7 arkadaşlar. Soru çözüldü bakın. Bu kadar. Bir de ben Umut'cum şunu da söyleyeyim. Benzerlik konusu çok çok önemli. Yani nasıl yani? Benzerliği bilirseniz 11. sınıfta hemen hemen hiçbir formülü ezbere bilmeyeceksiniz. Göreceksiniz yani. Tamam? O yüzden şey yapın yani. Çalışın. Benzerliği çok iyi öğrenin yani. Evet. Benzerlik hep kullanılacak. Önünüzde hep çıkacak. Mesela bakın 11. sınıf sorusu çözeyim size bir tane. Bak. Bu çözeceğim soru 11. sınıf sorusu. Bak. Bak şimdi. Şöyle vereceğim bak. Burası 2, burası 6, burası 10, burası 18. KL nedir? Bunlar tabii ki paralel, tamam mı? A, B, C, D, KL. Evet. KL nedir? Soru bu. Hocam KL'yi ekleyelim mi? Şimdi arkadaşlar bakın. KL'yi eklemeyeceğim. Burası 10, burası 10 olur. Bir paralel çektim ben AB'ye. Bu çok önemliydi bu çizgi. Hani 11. sınıf sorusu bu ha? O çizgi nereden geliyor? Biz çizdik bunu. Hani bu tip bir soruda böyle paralel çizip neden bak şimdi. Buraya x diyelim. Burası 8 olur. Doğru mu? Burası nokta, burası nokta, burası çizgi, burası çizgi, burası tek çizgi. Şimdi noktanın karşısında yani şura nokta tamam mı? Noktanın karşısındaki 2'nin 2 artı 6 oranı değil mi? Noktanın karşısında 2'nin büyük üçgenin noktanın karşısında 8 oranı. Şimdi tepe açının karşısındaki x'in 8 oranı. Buradan x eşittir 2 gelir arkadaşlar. Şu 8'ler gider. O zaman cevap ne biliyor musunuz? KL nedir biliyor musunuz? KL 12'dir arkadaşlar. Bakın. Bakın bu 11. sınıf geometri sorusu. Çok kolay. Anlıyor musunuz? Ama bir de dedik kolay olmaz. Bak mesela şey yapalım. Daha bir zor bir soru belirleyelim. Bir yamuk verilsin bak. Yamuk. Yamuk yumuk bir şekil çizelim tamam? Böyle bir yamuk. Yamuğun tanımı ne? Alt tabanıyla üst tabanı birbirine paralel olan dörtgene, konveks dörtgene. Yamuk denir. A, B, C, D. Şimdi bu da orta taban olsun. Buralar aynı olsun. Burası 10. Burası 12 ise KL nedir? Soru bu. Hatta bunu 18 verelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben şimdi buradan şöyle bir çizgi çeksem. Bura 10, bura 10. Bura 8 ise bura X'tir. Ben şimdi X'i bulmak istiyorum. Buraya AA yazayım. İşime yarasın. Noktanın karşısındaki A'nın, noktanın karşısındaki 2A oranı, çizginin karşısındaki X'in, çizginin karşısındaki 8 oranı eşit. Buradan X eşittir 8 bölü 2'den, X eşittir 4'tür arkadaşlar. Ha cevap ne? KL ne? 14. 14 bu kadar. Bunun için formül verenler var. Bak, iyi düşünün. Anlaştık mı? Tamam 4 dakika kaldı sanırım. Tamam. Diğer derste devam ederiz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Konuşabilirsiniz serbest.